Bu toprağın sesinde bugün. Doğanın altın renkli şifacısı kantaron otu ve yağını konuşuyoruz. Kantaron bitkisinden hangi ürünler elde ediliyor? Kantaron otu ve yağının insan sağlığına faydaları nelerdir? Kantaron yağı nerelerde kullanılır? Kantaron otu ve yağı hakkında merak edilen pek çok soruyu Profesör Doktor Nevzat Artık sizler için yanıtlayacak. Altından pahalı olanları da var, zehirli olanları da. Doğanın bizlere hediyesi tıbbi ve aromatik mantarlar bugünkü konumuz. Tıbbi ve aromatik mantarlar nasıl yetiştiriliyor? Tıbbi ve aromatik mantarlar hangi alanlarda kullanılıyor? Bu mantarları tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Stüdyo konuğumuz Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Atmaca, tıbbi ve aromatik mantarlar konusunda merak edilenleri bizler için yanıtlayacak. Hepsi birazdan bu toprağın sesinde. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, WhatsApp üzerinden sorularınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0506 987 27 79. Gıda mühendisi Profesör Doktor Nevzat Artık hocamla birlikte bir kez daha günaydın olsun. Günaydın İlgin Hanım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Sağ olun. Şimdi hocam, dünyanın telaşı, günlük telaş, işe gitmenin hani o kaygısı, aman hazırlandım etti mi falan derken hani bir yandan yumurtayı pişir, bir yandan peyniri çıkar falan aslında bizim için biraz zorlayıcı bir süreç. Onun yerine gevrekler aldı ama sağlığımız açısından ne kadar faydalı peki bu gevrekleri tüketmek? Hep söylüyoruz, gıdaların tüketiminde böyle bir değişkenlik söz konusu, değiştirilmeli. Bakın burada ince yulaf, ince öğütülmüş, normal öğütülmüş yulaf. Burada kinoa tohumu, bizim ülkemizde yok ama çok yaygın kullanılıyor. Burada da chia. Bir de şurada granula olarak tanımladığımız, granula da yulaf ezmesi düşünün, onu yayıyoruz. Üzerine kuru meyveler koyuyoruz. Gerekirse meyve suyu konsantresi koyuyoruz. Bunu bir tepsi üzerine tutup 190 derece fırında tuttuğumuz zaman şu şekilde hem bir karamelize oluyor hem lezzet oluyor. Kuru meyve var, bunda dut var, elma parçası var. Tabii ama hızlı hazırlanır. Granula hazır halde. Onu o şekilde süte koyup yiyebiliriz. Yetişkinlerin günde 680 miligram beta glukan tüketmesi gerekiyor. Beta glukan nedir hocam? Beta glukan bu tip ürünlerde, kahvaltılık gevreklerde bulunan, kolesterol düşüren bir polisakkarit, yani şeker diyebiliriz. Tamam. Bildiğimiz normal şeker gibi değil ve bu kan şekerini regüle eder. Beta glutenin olduğu gıdaları tükettiğimiz zaman kalp rahatsızlığına faydası olur. Yulafta karbonhidrat %57, protein 11. Yani protein ve karbonhidrat yüklüyoruz. Hı hı. Enerji değeri de 351 kalori 100 gramında. Şahane hocam. Sabah sabah yani, böyle enerjiniz enerji. Yerine gelir. Biraz evvel söylediğim enerjinin %20-25'ini kahvaltıda alacağız. Hı hı. O nedenle yulaf ezmesini istediğiniz bir meyveyle, sütle, yoğurtla da karıştırıp tüketebilirsiniz. O nedenle genelde süt alışkanlığı vardır. Burada da protein %14, karbonhidrat 56. Yaklaşık protein ve karbonhidrat miktarı birbirine yakındır ama bazı şeker ilaveli kahvaltılık gevreklerde şeker çok yüksektir. Ona dikkat etmek lazım. İki püf noktamız var o zaman bugün. Birincisi beta glukanın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bir diğeri de evet, geleneksel Türk kahvaltısının yerine de bu kahvaltılık gevreklerde sağlığımız açısından faydalı ve önemli. Hocam, stüdyonun bereketini az önce zaten seyircilerimize göstermiştim. İpek böcekçiliğini konuşacağız bugün, zira Türkiye dünyada önemli bir noktada. Peki o zaman başlayalım. Efendim, Koza Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan Işık bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? İnşallah iyidir. Çok teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Türkiye ipek böcekçiliği yetiştiriciliğinde nerede ve nasıl gidiyor? Efendim, ipek böcekçiliği deyince tabii 1500 yıllık geçmişi var bu Anadolu topraklarında. İpek yoluyla ülkemize geliyor, bu topraklara geliyor. Çin'de başlıyor değil Çin'de mi? Başlıyor. Çin'den ipek böceği yoluyla beraber geliyor. Her konakladıkları yerde bu gelişmiş. Ülkemize geliyor ve had safhada ipek böceği kozası üretiliyor, besleniliyor. Osmanlı zamanında da müthiş bir üretim var.
yakın tarihte, Cumhuriyet tarihimizde de has safhada ipek böceği beslenmiş. Hasta Hatay, Diyarbakır, Bursa, buralarda aşırı derece üretilmiş ve ürünler elde edilmiş. Buradan kumaşlar, halılar yapılmış. Bir marka açılmış. Bursa deyince akla ipekli dokumalar geliyor. Evet. Hereke halısı müthiş bir şey. Bunlar dünya markası. O yüzden dolayı iyi para getirmiş. Hatta Osmanlı'daki diş borçlarına karşılık bunların gelirleri teminat olarak gösterilmiş. Ama günümüze gelince tabii Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla oluşan Türk hükümetlerinin elindeki kozalar Türkiye'ye çok ucuza geliyor. 1990'lı yıllardan sonra düşüşler başlamış. Keskin bir düşüşler olmuş. Bitme noktasına geliyor. Sonra 2006 yılında işte Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanı döneminde bu bir kültür ürünü yaşaması lazım, desteklenmesi diyerekten hayvancılık desteği kapsamına alınıyor. Tabii fiyat istikrarı olunca trend yükseliyor, üretim artıyor. Şu an ülkemizde sürdürülür bir ürün. Bu yüzden yok olmaktan kurtuluyor. Bu yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanlığımıza, hayvancılık genel müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza, daire başkanlarına bir yerim sormanda ben üreticilerim adına, sektörüm adına teşekkür ediyorum. Yani bu larvadan ipeğe dönüşmenin hikayesi. Evet. Bu gördüğünüz bir paket ipek böceği yumurtası, tohumu yani. Biz eskiden bunu böyle verdik. Şimdi canlandırıyoruz artık. Şöyle yapıyoruz. Kutularımızı içine. Bakın tohumlarımızı böyle yayıyoruz. Onu biraz yavaş gösterirseniz izleyicilerimiz daha iyi. Şimdi bu tavuk tüyle biz yapıp böyle tüylerle bunu yayıyoruz böyle güzelce. Mutlaka tavuk tüyü mü olması evet, gerekiyor? Evet, çünkü çok hassas. Bunu tohumlara zarar vermememiz gerekiyor. Bu şekilde yaydıktan sonra biz bunun içinde tülümüz var. Bu şekilde eğer canlanan böcek bundan çıkacak dışarıya. Bu haliyle korunuyor. Evet. Bu haliyle korunuyor. Sonra canlandan burada kağıt koyuyoruz üzerine. Bu şekilde üreticimize gidiyor. Üreticiye bu şekilde teslim ediyoruz. Yani kozabilik olarak biz bunu kuluçka odasına koyup canlandırdığımız zaman kaç derecede tutuyorsunuz orada? 24 derecede 170 nemde çıkıyor. Bu önemli değil mi? Yani evet. Nem ve ısı dengesi evet, çok gelişim önemli. Açısından çok önemli. Şöyle biz bunu üreticilerimize veriyorduk tohumları. Kendileri canlandırırken üretim kayıpları yaşıyorduk. Şimdi %99 canlı olarak 20 bin canlı yumurta üretici böcek olarak gidiyor. Bu böcekler hemen dut yaprağıyla besleme başlıyorlar. Tamam. 30 gün içinde 10 bin kat büyüyor böcek. İlk baştan gözle göremediğimiz bir küçük boyutta. Sonra 30. gün 9 santime kadar büyüyor. 30 gün içinde 10 bin kat büyüyor. 500 kilo yaprak yer bir paket. Artı bunun da 50 kilosunu 20 günde yiyor. Son 10 günde de bir 450 kilo yaprak yer. Dut yaprağı. Dut yaprağı. Sadece dut yaprağıyla besleniyor. Dut yaprağı beslemesiyle ilk günde kıyıyoruz, sonra dalıyla veriyoruz. Ay, böceğin boyuna çok kadar. Çok özür dilerim, hiç ziyan etmeyeyim, ben onu yerden alacağım. 30 gün sonra alacağım. Bu hale mi geliyor, onu netleştirelim. Şöyle 30 gün sonra 9 santim böcek oluyor. Bu böcek artık ipliğini salgılamaya başlıyor. Anladım. 30 günden sonra. Kendini böyle bu şekilde yuvasını hapsediyor kendini. Bunun da sarması 10 gün sürüyor. Sonuçta 40 günün içinde ben koza birlik olarak nerede üretilirse üretilse bu koza ben ürettiği yerde ürünü alıyorum. Yani pazarlama derdi yok. Ve alım garantisi var. Tarım Bakanlığı hayvancılık desteği kapsamında. Onların hepsini konuşacağım çünkü bunlar çok çok önemli Ramazan Bey. 40. gün kozasını ben alıyorum. Bu şekilde alıyorum. Koza bu. Ve bir kozadan, biraz önce de söyledim ama tekrar edelim çünkü çok önemli. Bir kozadan 1200 ila 1400 metre değişkenlik gösteriyor. 800 metre alınan yerler de var ama ortalama 1200 evet. ila 1400 metre ipek üretimi söz konusu. Muazzam. Bu filatürde çektiğimiz 20 kozanın bir araya getirdiği ip. Bir kalınlığı. 20 kozadan aldı. Bu 20 kozadan. Bir tane tel 20 kozadan elde ediliyor. Evet. Kumaşlık sabunu katlıyoruz. Eğer halıysa 64 katını yapıp o gördüğünüz kalın ipler oluyor. Halı ipek için kullanılıyor. O kadar zor. Hani çile çekmek deriz ya. Çile çekmek de bundan geliyorsa değil mi Nevzat Hocam? O kadar zor. Zor olduğu için. Meşakkatli bir iş ki. Buradayken şundan da bahsedelim olur mu? Çünkü çok kıymetli yaptığınız bir şey var. Eğer biz bu coğrafyada üretimin, yetiştiriciliğin artmasını, devam etmesini istiyorsak önce çocuklardan başlamamız gerekiyor. Yani genç filizlerden başlamamız gerekiyor. Koza Birliği'nde bakın böyle bir paketi var elimde. Bu paket çocuklara gidiyor öyle değil mi? Evet. Biraz da bundan bahseder misiniz? Bunun adı Bombix Mori, yani Latince'de ipek böceği demek. Ne var içinde bunun? İçinde ne var? Bu ilkokuldaki çocuklarımız, ortaokuldaki çocuklarımız içinde böyle kesenin içinde tohumlarımız var. Hemen göstereyim. Bu tohumlarımız
canlandırıyor çocuklarımız. Bu anlar yeğe dilden. Evet. Böyle tohumlarımız var keselerin içinde. Bunu kendisi bizim canlandırdığımız gibi kendisi evinde canlandıracak. Nasıl canlandıracağını broşürümüz var. Onu da içinde okuyor. Şöyle broşürümüz var. Bununla ilgili yazmışız böyle. Burada canlandırmasını yapıyor. Beslemesini yapıyor. Sardıracak. Sonra? Burada işte derecesi var. Sıcaklığını ölçecek. Sonra büyüteçimiz var. Bakacak. Bu içindeki böcekler bunun içine girecek. Ve kozusunu burada saracak. İpek böcekçiliği, yetiştiriciliği de kadınlar için muazzam bir kapı oldu. Aynen öyle. Evlerinde yetiştirebiliyorlar mı? Evlerinde yetiştiriyor zaten. Nasıl oluyor Ramazan Şimdi Bey? Şimdi evin bir bölümünü ayırıyor. Biz böcekleri götürdüğümüz zaman insanın yaşadığı yerde ipek böceği besleniyor zaten, yaşıyor. 24 derece sıcaklık, gece gündüz sıcaklığını ayarladığı zaman artı bir de %70 nemini sağladığı zaman, nem şunun için yapraklar kurumasın diye, taze yaprak gitsin diye ipek böceğin evinde besleyebiliyor. Aldı hanımefendi 2 kutuda 20 bin, yani toplam 40 bin böcek. Evet. Ne kadar? 50 metrekare. 50 metrekarelik bir alanı da var diyelim ki. Yer yoksa kat yapabilir, raf yapabilir. Raf yapabilir, raflar da bakabilir. Sonra ne kadar 40 günün sonunda ürünü Koza Birliği'ye teslim ettiğinde ne kazanmış olacak hanımefendi? Ortalama 30 ile 35 yani 30 ile 40 kilo arasında koza elde edecek. Yani en az 30 kilo istiyoruz. 40 kilo mükemmel oluyor. 40 kilo ettiğini düşünün. Yani 8 bin lira civarında bir paketten para kazanmış olacak. Biz kadınların ama tabii ki bakımlı beyefendilerin de çok ilgisini çekecek son bir tarifimizle programı kapatmak istiyorum. Evet. Bu dışarıda da satılıyor. Ramazan Bey çok teşekkür ediyorum. Bunu bizlere getirmişim, ben bütün ekibe dağıtacağım. Şimdi bu kozanın içi boş. Özel bir iş. Yani normal mahsul değil ama onlar... Normal mahsul değil. Evet. Özel. Çünkü bu arada suda koyuyoruz, onlar işlem görüyor. Ondan değil. Şimdi haliyle ben bu kadar ışık, her gün makyaj falan, kırışıklıklar altta. Evet. Ne yapıyoruz bu kırışıklıklar için? Kettle'da çaydanlık ısıttığımız, kaynattığımız suyu bir bardak suya koyduk. Bir bunun içine atıyoruz. Bir 15 dakika bunun içinde kalacak. O... Kaynar suyun. Şimdi su kaynar değil de çok kaynar suyun içine atıyoruz. 15 dakika. Bu batmayacağına göre o bir aparatla batıracağız. Çay kaşığıyla batıracağız üzerine. Tamam. 15 dakika durduktan sonra yüzümüzü yıkayacağız, temizleyeceğiz duşumuzu aldıktan sonra gece yatarken parmağımızı takıp yüzümüze kese yapar gibi ovacağız yüzümüzü. Ne yapıyor? Ölü derileri alıyor. Peeling gibi değil mi? Peeling yapacağız yani. Ne kadar kalacak suyun içinde? 10-15 dakika kalacak. Bu şimdi piyasada satılıyor bu tabii, şekilde, değil mi? Şöyle aldık, yarım saat beklettik. Evet. Çıkardık çok yumuşak bir şekilde. Deforme etmeden yüzümüzü. Haftada 2 defa. 10 yaş gençleştiriyor hemen. Nevzat Hocam, bunu yaptıktan sonra bence bir sonraki programa daha ışıl ışıl, daha canlı bir şekilde çıkacağız. Aslında işin latifesi şu. Bu suyumuzda serisin maddesi de giriyor, yumuşatıcı. Onu da yüzümüze sürüp yatacağız. Daha ne olsun. Ve bu haftada 2 defa yaptığımız zaman ölü derileri alıyor. Yani kozmetik sanatında kullanıyor, anlatanlar söylüyor. Siyah noktalar alıyor. Yüzümüze sebilcelerden kalan aslında onlara şunu söyleyelim, götürüyor. Yani sağlık katıyor yani. Bir mucizeden o kadar çok fayda sağlıyoruz ki, insanoğluna o kadar çok faydası var ki, o yüzden de tabii ki dünyada ama en önemlisi ülkemde üretim hiç durmasın. Koza Birliği'ye çok teşekkür ediyoruz üreticiler adına. Yolumuz bahtımız açık olsun. Efendim günaydın. Özün sözü insan TRT ekranlarından, TRT 1 ekranından, bu toprağın sesinden herkese bereketli bir sabah diliyoruz. Bugün tıbbi ve aromatik mantarları konuşacağız. Şöyle stüdyomuzun bereketini de sizlere göstermek isterim. Zira bin yıllardır hem geleneksel hem de tamamlayıcı tıpta kullanılan mantarlar hem dünyada hem de Türkiye'de artık bir adım daha öne çıkıyor. Peki tıbbi mantar nedir? Nasıl yetiştirilir ve nasıl tüketilir? İşte bütün bu detayları bugün Türkiye'de mantar deyince akıllara gelen çok kıymetli bir isimle Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Atmaca hocamla birlikte konuşacağız. Aynı zamanda daimi konuğumuz ve gıda mühendisi Profesör Doktor Nevzat Artık hocamla biz tüketiciler için her sabah bir bölüm yapıyoruz biliyorsunuz. Bugünkü konumuzsa kantaron. Kantaron Anadolu'nun pek çok farklı yerinde yetişiyor ve aslında şifa kapısı olarak da değerlendiriliyor. Peki kantaronun sağlığımız açısından faydaları nelerdir? Nerelerde kullanmamız gerekiyor? Hani hep o söylediğimiz denge meselesi. Yani püf noktalarını Sayın Artık'tan alacağız. Hasılı sözü fazla uzatmayalım. Yine dop dolu ve önemli bir içerikle bereketli bir yayın olmasını dileyelim ve reklamlardan hemen sonra buluşalım.
Bu toprağın sesinde bugün. Doğanın altın renkli şifacısı kantaron otu ve yağını konuşuyoruz. Kantaron bitkisinden hangi ürünler elde ediliyor? Kantaron otu ve yağının insan sağlığına faydaları nelerdir? Kantaron yağı nerelerde kullanılır? Kantaron otu ve yağı hakkında merak edilen pek çok soruyu Profesör Doktor Nevzat Artık sizler için yanıtlayacak. Altından pahalı olanları da var, zehirli olanları da. Doğanın bizlere hediyesi tıbbi ve aromatik mantarlar bugünkü konumuz. Tıbbi ve aromatik mantarlar nasıl yetiştiriliyor? Tıbbi ve aromatik mantarlar hangi alanlarda kullanılıyor? Bu mantarları tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Stüdyo konuğumuz Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Atmaca, tıbbi ve aromatik mantarlar konusunda merak edilenleri bizler için yanıtlayacak. Hepsi birazdan bu toprağın sesinde. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, WhatsApp üzerinden sorularınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0506 987 27 79. Profesör Doktor Nevzat Artık hocamla birlikte günaydın dileyelim. Günaydın Nilgün Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben deyip şimdi bugün tüketici bölümünde özellikle benim en çok merak ettiğim kantaronu konuşacağız. Zira Anadolu coğrafyasının her bölgesinde yetişen ve bir şifa kapısı olarak da adlandırılan sarı kantaron. Evet. Hocam ben tabii daha çok cilt üzerinde kullanıyorum bunu. İşte yaralarda, evet. Efendim hani yanıklarda. İşte yanıklarda. Malum benim sivilcelerim var, yok sivilce üzerinde filan derken ama aslında baktığınızda doğanın bize sunduğu eczanede kantoronun çok önemli bir yeri var. Peki evet. Kantoronun insan sağlığına faydaları nelerdir? Şimdi bir defa ülkemizde 100 farklı çeşidi yetiştiriliyor. Adı Hypericum perforatum. Yani Latincesi önemli değil. 100 çeşit yetişiyor. 42 tanesi endemik. Sadece Türkiye'de var. Altını çizelim. Kantaron'da 42 endemik tür var evet. Ve sadece bu bölgeye yani Anadolu coğrafyasına has. Adı kılıç otu, yara otu, kan otu gibi sarı kantaron isminden başka isimleri de var. Şimdi bileşiminde hipericum denilen bir yağ var. Şimdi burada biz bunların çiçek veya öğütülmüş haliyle gösteriyoruz. Şöyle iki farklı şeye koyduk. Bu şekilde ambalaj halinde şu önümüzde de var. Hı hı. Satılıyor. Şimdi bu şekilde satıldığı gibi değişik ürünleri var. Yine böyle var. O bunlardan hı hı. Şimdi biraz sonra onu hazırlayacağım. Bir de kantaron yağı olarak da alabilirsiniz. Evet. Kantaron yağı şeklinde. Bakın şu anda kantaron yağı biraz sonra hazırlanışını anlatacağız. Ya sarı olur ya kırmızı olur. Aha, evet hocam. Bu çiçek veya diğer kısımlara göre sarı veya kırmızı olur. Kantaron bitkisinin yağından kantaron sabunu üretilir. Kremi var orada. Kremi var. Hocam? Yalnız kremi söylerken biraz sonra söyleyeceğiz. Cilde iyi gelir ama hekime danışmadan, dermatoloğa danışmadan herkes her zaman kullanılmamalı. Genelde cildi normal bir hasta olmayan birisine sürüldüğü zaman cildi yumuşak gösterir ve o şekilde bir faydası olur. Ama bunu kullanacak kişi günde bir defa kullanmalı, daha fazla kullanmamalı. Biraz sonra slaytlarda da söyleyeceğiz ama her zaman söylediğimiz gibi gıda konuşurken bir ilaç gibi anlatmayacağız. Herkes hekime danışarak bunları kullanacak. Yani hocam altını bugün özellikle lütfen çizelim. Biz birazdan Mehmet hocamla birlikte tıbbi mantarları konuşacağız. Yine burada tüketiciler bölümünde her zaman Profesör Doktor Nevzat Artık'ın püf noktalarını veriyoruz ama lütfen ve lütfen önce doktorunuza danışınız. Daha sonra burada sizlerle paylaştığımız püf noktaları üzerinden hareket ediniz. Zira önce hekimlerin ne söylediği, ne salık verdiği çok daha önemli elbette ki. Peki hocam şimdi ben değilim ki hazır kantaron yağını almak istemedim. Tamam. Ve evimde yapmak istedim. Tamam. Sarı kantoron toplanmış halini aldım. Evime getirdim. Tamam, ben de bunun için bir düzen aldım burada. Şimdi yaklaşık 60 gram civarında kantaron bitkisini koydum. Bunun çiçeği olabilir, sap karışık olarak. Yaklaşık 400 mililitre civarında ben buna bir bildiğimiz sızma zeytinyağını koyuyorum.
Sızma zeytinyağı herhangi bir zeytinyağı olabilir. Herhangi bir olabilir. Ama yine tabii kaliteli, yani taklit ve tahşişten uzak durarak. Tabii özellikle sızma tavsiye ediyorum. Bakın şöyle karıştıracağım bunu. Biraz daha zeytinyağı da konsa buna iyi olur. Tamam. Yaklaşık 30 gün süreyle ılık bir yerde, güneş alan bir yerde bunu karıştıracağız. Ve karıştırdıktan sonra 30 gün sonunda şöyle süzdüğümüzde şu şekilde bir kantaron yağı elde etmiş olacağız. Bu da şu haliyle, bir damlatın isterseniz. Şimdi şu sorulabilir. Nasıl sürülecek? Kantaronun yağı ve bu 30 gün sonra elde edeceğimiz, filtre ettiğimiz ürünü kullanırken özellikle bakın, yanık, elinize su döküldü, yandı. Veya bir kızgın tavayı tuttunuz, eliniz yandı. Kantaron yağını koyduğunuz ana acıyı süratle almaktadır. Yani inanılmaz derecede yana etkilidir. O nedenle şu üretimi, bakın bir bu kadar daha yağ koymanız seyreltir ama daha hızlı oluşur. Eğer çiçekse belli bir süre sonra, bakın renk gittikçe sarıya dönecektir, evet, zeytinyağının evet, renginden ve şu rengi alacaktır. Arkadaşlarımız çekerse bu... Hocam sarı kantaron içilir mi? Sarı kantaronu, bitkiyi çok az içilir ama genelde günde bir defadan fazla tüketmemeliyiz. Biraz sonra onu söyleyeceğiz. Hadi bakalım hocam o zaman, tamam, slaytlara. Zira sarı kantaron eğer doğanın bize sunduğu bir şifa kapısıysa... Hocam bir daha bitki bu. Bunu herkes görsün. Yani şurada biz bitkinin tazesi olmadığı için göreceğimiz peki, bitki bu. Ne doğada kadar güzel, göreceğimiz hali tabii, bu. Güzel bir halde. Bu arada hocam ellerime sürdüm, yumuşacık oldu. Evet. Değiştirebiliriz, başkasına geçebiliriz. Evet. Şimdi cilt sorunlarını tedavi ediyoruz. Yine uyarıyoruz. Hekimlere, biz bir hekim olarak söylemiyoruz. Biz gıdanın bioaktif bileşiklerinin etkisini söylüyoruz. Bakın yanıklarda kullanılıyor. Yaralarda ağrıyı azaltır. Romatizmal hastalıklara, diz ağrıları, sporcu ağrılarına, böcek ısırıklarına karşı çok iyi geliyor. Bu biraz inanılmaz ama eli yanan birisi kantaron yağı kullansın, ne demek istediğimi çok iyi anlayacak. Peki. Güneş yanıkları, cilt üzerindeki yüzeysel morluklar, yara iyileştirici, ağrı kesici özelliği var. Bakın yine çiçeğini, ne kadar güzel bir çiçeği var aynı zamanda. Devam edelim. En az günde bir kez kullanılmalı. Haftada bir veya iki defa kullanılmalı. Yani şimdi siz sürdünüz. her gün sürmenize gerek yok. Eğer iyi geliyorsa kullanabilirsiniz ama tekrar ediyorum, yine hekime danışmadan kullanmayınız. Onun da zaten hocam hani sebum dengesini bozabilir diye evet, uyarıda da bulunmuşsunuz. Dolayısıyla evet, zaten dermatologlar da bunun üzerine duruyorlar. Peki bir sonrakine geçebiliriz. Günde bir çay kaşığını geçmemelidir. Biraz evvel sormuştunuz ya sarı evet kantaron yağını. Doğrudan içilebildiği gibi ılık suya da eklenerek veya başka bir içeceğe eklenerek de tüketilebilir. Peki. Şişkinlik, kabızlık, gaz sancıları ve mide rahatsızlıklarında iyileştirildiği, gastrite bağlı ağrıları azalttığı da belirlenmiştir. Peki. Hücre yenileme özelliği vardır. Cilde sürüldüğü zaman çok uzun süre tutulmamalı ve bir süre sonra durulanmalı. Bu elimize evet, sürdüğümüzde az az sürüp eğer bir ciltte reaksiyon olmuyorsa sürekli kullanılabilir. Bunu bu şekilde söylüyoruz. Devam edelim. Teşekkür peki ediyoruz hocam, çok teşekkürler. Aslında günün püf noktası geldi. Yine doktor kontrolünde, doktorunuz herhangi bir problem olmadığını söylüyorsa sarı kantoronu sürdükten sonra mutlaka arkasından durulamanız gerekiyor. Özellikle yüz bölgesine uyguladıysanız. Bir de kremi var. Başka yağlarla beraber sarı kantaron yağı cilt kremi olarak yapılıyor ve bu cilt kreminin de tüketimi çok yaygın. Yine neye iyi geliyorsa bunu da kullanabiliriz. Yaralara, yanıklara, böcek ısırıklarına çok etkili olduğunu kullananlar söylemektedir. Çiçek veya diğer kısımlara göre rengi, yağının rengi ya sarı ya da kırmızı olabilir. Bazen kırmızı da olabilir, o şaşırtmasın. Bakın bu da
sarıyla kırmızı renge kaçan bir renk. Bölgeye göre elbette ki değişiklik gösterecektir. Hocam şimdi biz bunu yaptık. Bu arada Nevzat Hocam'ın burada yaptığı hemen hemen bütün malzemeleri depomuzda saklıyoruz. Mesela hocam geçen sirke yaptı. Sirke devam olmuş ediyor. Durumda devam ediyor. Şimdi bunu da saklayacağız. Bir süre sonra ekiple beraber kullanacağız. Ne kadar sonra kullanılabilir hale gelecek hocam evde yaptığınız yaklaşık kantaron? Yaklaşık 20-30 gün içinde kullanılabilir. 20 günden sonra bir filtre edip baktığımızda şu anda ekstraksiyon oluyor. Yani bitkinin dokularındaki etken maddeler, hiperikum denilen bir yağ var. O zeytinyağına geçiyor. Ve böylece sarı kantaronun etken maddeleri, uçucu yağları, organik asitleri, bütün bileşikleri yağa geçiyor. Ve bu şekilde onu filtre edip daha sonra bir ambalaja koyup kullanabiliriz. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum püf noktaları için. Biz yine doğanın bize sunduğu şifa kapılarını konuşmaya devam edeceğiz. Tıbbi mantar nedir? Detaylarını birlikte öğrenelim. Bu toprağın sesinde bugün. Altından pahalı olanları da var, zehirli olanları da. Doğanın bizlere hediyesi tıbbi ve aromatik mantarlar bugünkü konumuz. Tıbbi ve aromatik mantarlar nasıl yetiştiriliyor? Tıbbi ve aromatik mantarlar hangi alanlarda kullanılıyor? Bu mantarları tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Stüdyo konuğumuz Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Atmaca, tıbbi ve aromatik mantarlar konusunda merak edilenleri bizler için yanıtlayacak. Hepsi birazdan bu toprağın sesinde. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, WhatsApp üzerinden sorularınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0506 987 27 79. Mantarların mucizesi tıpla birleşiyor ve aslında bin yıllardır dünya üzerinde mantarlar geleneksel tıpta ve tamamlayıcı tıpta da kullanılıyor. İşte biz bugün tıbbi mantarları konuşacağız. Tıbbi ve aromatik mantarları konuşacağız. Ve Türkiye'de mantar deyince hocam akıllara ilk gelen isimle bugün birlikteyiz. Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Atmaca. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, selamlar, saygılar herkese. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hocam bereketinizle geldiniz. Ne kadar güzel. Evet, çok teşekkür ederim. Değişik sağ olun. Mantarlar. Yaklaşık 20'ye yakın mantarın, tıbbi ve egzotik mantarın üretimini yapıyoruz. Evet. Tabii ki bunlardan bazılarını biraz daha fazla, bazılarını araştırma aşamasında veyahut yeni çalışmalar şeklinde üretimini yapıyoruz. Hocam evet. Hemen başlayayım mı? Yani mantarları konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi masa bu kadar bereketli ve güzel olunca şöyle bir mantarları lazım. Tanıyalım ondan sonra tabii, sohbet edelim tabii. Olur mu? Şundan başlayalım hadi yani hocam. Bu Coriolus versicolor, hindi kuyruğu dediğimiz bir mantar. Sert yapılı olduğu için direkt olarak tüketilemiyor. Kaynatılıp suyu içilen bir mantar. Peki tamam. Çünkü bazı mantarlar sellozik hücre duvarları kitin ve sellozik yapılı olduğu için İnsanların sindirim sistemi sindiremiyor bunu. Evet. Bu mantar Hericium erinaces dediğimiz aslan yelesi mantarı. Ha biz aslan hem yelesi diyebiliriz. Yenilebilinen evet. Bir mantar. Hem de tıbbi niteliği çok olan bir mantar. Yüksek bir mantar. Yani etken bunların maddesi zamanla, fazla bunlar, değil mi? Etken maddeleri fazla. Tabii etken maddelerinden ziyade içerisindeki enzimler ve proteinler özellikle Alzheimer'da, unutkanlıkta, felçte kullanılan bir mantar. Evet. Onu konuşacağız zaten. Evet. Hocamın TÜBİTAK'la birlikte yürüttüğü bir proje var ve şu an Alzheimer hastaları için de aslında bir müjde niteliğini taşıyor. Modern tıpta artık bunu kabul etmiş durumda. Bütün bunları da konuşacağız. Dolayısıyla belki şu an bizi izleyen ailesinde Alzheimer hastalığının pençesinde olan biri vardır. Onlar için de aslında bu bir müjde niteliğinde. Evet. Peki hocam şimdi her seferinde ben hayret makamım artıyor benim hocam. Ben bunu neler gördüğümde var? Neler var? Evet. Aurikularia denilen orman kulağı veyahut ağaç kulağı denilen Çin'de en çok üretilip ve tüketilen bir mantar ve hemen hemen kültür mantarlarının ilk kültüre alınan mantarlardan. Çin'de bin yıl önce üretilmiş. Kültüre alınmış ve üretimi yapılmış devam olan bir mantar. Ediyor. Peki hocam. Bu devam reishi mantarı, Ganoderma lucidum.
Hemen hemen tıbbi mantarların kralı diyebiliriz. Neye kralı diyebiliriz? Çünkü 4000 yıldır Doğu Asya'da, Uzak Doğu'da kullanılan, tüketilen bir mantar. Bu beta-glukan da içeriyor değil mi? Zaten mantarların hemen hepsinde beta-glukan mevcut. Yine hocam. Bunlar şiteke mantarı. Şiteke mantarı da yemeklik olarak da kullanılan çok lezzetli bir mantar. Hatta şu anda Türkiye'de de üretimi pazarlaması yapılan bir mantar. Ayrıca bunun yanında tıbbi özelliği de güçlü olan bir mantar. Onu da konuşmaya devam edeceğiz. O da rişi mantarı. Hocam şimdi şurada şöyle. Onlar da Coriolis mantarı gene. Coriolis versik olur. Auricularia mantarı. Biz nasıl biliyoruz hocam bunu? Yani şimdi Latince isimlerin dışında Anadolu'da. Tabii Anadolu'da bu hindi kuyruğu veyahut değil çok renkli mantar. Hatta bunu güneş ışığına tuttuğunuzda parlar veyahut değişik renkler görebilirsiniz. Peki hocam. O da rişi mantarı. Bu İstiridye mantarı, Pleurotus ostratus dediğimiz İstiridye mantarı veya kayın mantarı. Taze satılıyor. Yenilebilen mantar. Bunu da 1994 yılında ticari olarak üretim. Bu da bildiğimiz klasik beyaz şapkalı mantar, yemeklik mantarı olarak Agaricus da geçer. Agaricus bisporus değil mi? Efendim? Agaricus bisporus. Agaricus bisporus. Veyahut buton mantarı, yemeklik mantar veyahut pazarlarda kültür mantarı olarak geçer bir mantar. Bizim aslında baktığınızda soframızda en çok tükettiğimiz iki mantar aslında. En çok tüketimi yapılan, zaten dünyada en fazla üretimi ve tüketimi yapılan mantar. İkinci sırada şu anda shiitake giriyor. Evet. Bu mantarlarda dans eden mantar. Dans ettiren mantar. O kadar değerli ki bulan kişiler bulduk diye dans ettiği için ismi bu şekilde kalmış. Ne kadar güzel. Grifola frondosa, maitake mantarı. Ticari ismi de bu dünyada maitake mantarı olarak geçer. Bu da bakımından, tıbbi bakımından çok değerli bir mantar. Çok az bir miktarıyla aynı etkiyi gösteren mantar. Peki. Bunları neden bu kadar hızlı geçtim? Çünkü sohbet esnasında aslında biliyorum ki seyircilerimizden de sorular gelecektir. WhatsApp hattı üzerinden bize sorularınızı yönlendirebilirsiniz ki Mehmet Hocam'la paylaşalım tıbbi mantarları. Hocam mantara baktığınızda şimdi bitkinin kök sistemini oluşturan bir aslında yapıdan bahsediyoruz. Yani ne hayvan ne bitki. Mantar ne hocam? Şimdi mantar şöyle diyeyim. Hayvanların ve bitkilerden önce dünyada olan bir canlı. Bu nedenle zaten proteinine baktığımızda, mantarın proteinine baktığımızda hocamız... %6 civarında protein şöyle, var. Bir de ayrıca biliyorsunuz dengeli beslenmek için 8 temel amino asit dediğimiz... Esensel amino asitleri. Esas amino asitlerin alınması gerekiyor. Bunlardan 5 tanesi bitkisel proteinler içerisinde... 3 tanesi de hayvansal proteinler. Mantara baktığımızda 8 temel amino asit dengeli vaziyette var. Yani mantarı yediğinizde hem hayvansal protein almış oluyorsunuz hem bitkisel protein almış oluyorsunuz. Bu vücutta sentezlenemeyen ancak mantarla alınabilecek amino asitler. Tabii. Yani vücut tarafından sentezlenemiyor bu. Ancak dışarıdan alınması gereken amino asitler bunlar. Bu nedenle mantar yediğiniz zaman dengeli beslenmiş oluyorsunuz. Bir de ayrıca sağlıklı yaşamış oluyorsunuz. Çünkü içerisinde sağlık barındırıyor daha doğrusu. Lif kaynağı aynı zamanda. Evet. Lif kaynağı. Tabii. Lif kaynağı. Karbonhidrat bakımından çok düşük. Evet. Yani diyet yemeği olarak da kullanılabiliyor. Hatta Japonya'da vejetaryen hamburger diye mantarı hamburger şeklinde satışları da yapılıyor. Bunu aslında şunun için sordum hocam. Doğanın içerisinde mantarların öyle bir dengesi var ki olduğu bölgeyi de zenginleştiren, ekosisteme son derece faydalı. Dolayısıyla hem insanoğlunun kullanımında hem de dünyanın o dengesi için
oldukça önemli. Şöyle üst sıraya koyuyoruz. Neden mantar bu kadar önemli sorusunun cevabı zaten karşımıza çıkıyor, öyle değil mi? Şimdi mantarlara baktığımız zaman yapı bakımından ikiye ayrılıyor. Makro mantarlar, mikro mantarlar. Evet. Şimdi makro mantarlar bu şapkası olan, gözle görülebilen mantarlar. Mikro mantarlar da gözle görülemeyen veyahut çok ince, çok küçük olan, yapıları küçük olan mantarlar. Yaklaşık 1,5-2 milyona yakın mantar çeşidi var dünyada. Bunlardan yaklaşık 10 bin tanesi makro mantar niteliğinde. Yani büyük mantar gözde, yani bu şu şekildeki mantarlar. Gözle görebileceğimiz. Gözle görülebilen. Gözle görebildiğimiz veyahut meyvesini alıp yiyebildiğimiz mantarlar. Evet. Diğeri biraz daha mikrobiyoloji alanına giren, onların incelediği, devam ettirdiği bir süreç. Şimdi hocam biz tabii işin makro tarafındayız. Binlerce yıldır geleneksel ve tamamlayıcı tıpta mantarlar kullanılmış. Ben açılışta da söyledim. Tıbbi mantar kavramı aslında hani modern tıbbın da babası sayılan Hipokrat'ın bile zaman zaman hastalarının üzerinde kullandığı. Dolayısıyla işte o Çin'de çok fazla, biz bunu Uzak Doğu'da çok fazla görüyoruz. Dünyaya yayılan, artık Türkiye'de de kabul edilen, modern tıbbın yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıpta mantarlar kullanılmaya başladı. Peki hocam, mesela biraz önce normal bir mantar, işte soframızdan hiç eksik etmediğimiz bir mantarı gördük. Ama diğer saydığınız mantarlara baktığımda karşıma tıbbi mantarlar çıkıyor. Bu tıbbi mantarın bir altını dolduralım mı? Tıbbi mantar ne şimdi demek? Şimdi tıbbi mantar dediğimizde mesela yemeklik mantar dediğimiz Agaricus bisporus. Gerçekten bunda da tıbbi nitelik var. Ne tıbbi niteliği var? Çünkü şöyle, mantarlar zaten doğal antibiyotik. Evet. Dikkat ederseniz yani, veyahut şöyle bir düşünürsek, penisilin mantarlardan elde edilmiş. Mantarlardan sentezlenen antibiyotik. Yani bugün modern tıbbın da kullandığı antibiyotik. Mesela streptomisin. Yani şöyle incelediğimiz zaman bugün eczaneden aldığınız antibiyotiklerin hemen hemen %90'ı mantarlardan sentezlenen, bu basit yapılı mantarlar dediğimiz aktinomisetlerden veyahut işte diyelim normal ekmek küfünden elde edilen, sentezlenen antibiyotikleri kullanıyoruz zaten. Ha, modern tıbbın yiyerek elde edilen veyahut şifa edilen mantarları pek kabul etmiyor modern tıp. Yani nasıl diğer şeyler, ama yavaş yavaş artık bunların da üzerinde tıbbi çalışmalar yapılmaya başlanıyor. Biz özellikle Türkiye'de daha yeni yeni başlanan bir çalışma, evet. Bunlar. Özellikle Hacettepe Üniversitesi olsun veyahut işte Koç Üniversitesi olsun, birçok üniversiteye biz gönderiyoruz. Bunlar üzerinde çalışmalar yapıyor ve bayağı olumlu sonuçlar elde ediliyor. Mesela şu anda Hirsutum erinacesi nörologlar da tavsiye etmeye başladılar. Yani olarak... Belki şunun altını çizmekte fayda var Mehmet Hocam. Nezat Hocam da hep söyler. Doğadaki bitkilerden elbette ki ilaçlar üretiliyor. Ama her çalışmanın altında bilimsel bir temel olması gerekiyor. Şimdi tabii ki... Karşılığını görebilmesi için bu noktada da zaten önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Şimdi şöyle, yapılan zaten bizim de bahsettiğimiz veyahut yaptığımız dünya üzerinde yapılan çalışmalara göre yapıyoruz. Yani çünkü Türkiye'de bununla ilgili çok fazla bir çalışma yok. Yeni yeni başladı ve yani bu da sevindirici bir olay. Çünkü doğal besinlerle sağlıklı yaşamak en doğrusu. Çünkü demek, doğa demek zaten denge demektir. Denge olursa İnsanlar sağlıklı olur. Vücutta da dengeyi sağlayabilirsek sağlıklı yaşanır. Yoksa öbür türlü diyelim ki direkt kimyasal ilaçlarla veya şeylerle denge de bozulmuş oluyor. Doğru, haklısınız. Ama bu demek değildir ki modern tıbbı ihmal edelim. Hayır, o işin temelidir. Yani ama bunlar yardımcı olarak kullanılması gerekebilir. Onu da dünyada çok tartışılıyor hocam. Hangisi gerçek, hangisi yardımcı falan, o hakikaten apayrı bir tartışma konusu, ama buradaki keramet şu. Dünyada yapılan bütün çalışmalar aslında bize tıbbi mantarların binlerce yıldır insan sağlığı açısından faydalı olduğunu gösteriyor. Ama şunun altını çizelim. Mehmet Hocam, Nevzat Hocam, değil mi?
şu mantar çok işe yarıyormuş. Hadi gideyim alayım, tüketeyim, yiyeyim. Komşum kullanmış, aman ne iyi gelmiş. Bana da iyi gelir. Yok, sadece bizde değil, bütün dünyada lazım. Böyle bir şey var çünkü. Var. Çünkü şöyle, mantarlarda şimdi biraz önce bahsediyorduk. İşte 1,5 milyona yakın mantar var. Bunların işte 10 bin tanesi 10 bin tanenin 5 bin tanesi zehirsiz mantarlar. Yaklaşık 2 bin tanesi zehirli mantarlar, bunlardan 2000 tanesi. 1000 tanesi de tıbbi amaçlı kullanılan zehirsiz mantarlar. Geriye kalan 2000 tanesi de toksit etki yapan veyahut işte zehirleyici, yenilemeyen diyelim onlara. Veya evet, toksit etkiden ziyade lezzeti olmayan sert yapılı mantarlar olarak kabul ediliyor yapılan çalışmalarda. Şimdi Anadolu'da lafınızı balla kestim hocam. Orayı biraz daha hani derinleştirmek istiyorum ki söylediğimiz her bir kelam çünkü insanlara ulaşıyor. Evet. Unutmayın ki herkesin bedeni biricik. Herkes her ürünü aynı reaksiyonu, her gıdaya aynı reaksiyonu vermez. Aman ne olursunuz bizim burada özellikle bahsettiğimiz genel bir çerçeve çiziyoruz. Kimseye net olarak bir şey önermiyoruz. Anadolu'da hocam çok yaygındır mantar toplamak. Şimdi... Yani çıkarsınız toplarsınız. Peki biz bir mantarın zehirli olup olmadığını anlayabilir miyiz? Bakarak anlayabilir miyiz? Bakarak anlayamam. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bakarak anlaşmak. Şimdi bazen... bu sosyal medyaya giriyoruz diyor, resim gönderiyorlar. İşte şu mantar şudur. Değil aslında. Çünkü şöyle, o kadar çok birbirine benzeyen zehirli mantarla zehirsiz. Zaten Türkiye'deki zehirlenmelerin hemen hemen %80'i iki tür mantarla dan kaynaklanıyor. Bunlardan birisi Amanita falloida dediğimiz. Türkçesini söylerseniz. Köy göçüren mantarı. Köy göçüren, isminden belli mantarı. Zaten Mehmet Hocam. Bu mantarda beyaz şapkalı mantara benzediği için doğada veyahut işte buna benze veyahut trikoloma diye gene beyaz renkli değişik şeyde benzediği için yanlışlıkla toplanıp da yenilen bir mantar ve tabii ki bütün aileyi, bütün köyü göçürtebilecek nitelikteki bir mantar. Allah korusun. İkinci bir mantar da Lepiota'ya benzedi. Bu genellikle Karadeniz bölgesi ve Marmara bölgesinde toplanıyor. Çünkü zehirlenmeler nerelerde oluyor? Genellikle Marmara bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Nedeni mesela Güneydoğu Anadolu bölgesindeki zehirlenmeler genellikle Amanita falloida'dan kaynaklanıyor. Türkçesini de söylerseniz Mehmet Bey. Köy göçüren mantarından. Diğeri de Lepiota dediğimiz şemsiye mantarı. Evet. Ona benziyor. O da Amanita pantheria'ya benzediği için. Evet. Bir de ayrıca... Köy göçüren işte. Onu dikkat etmek lazım toplarken. Tabii toplarken dikkat etmek lazım. Yani şöyle, bazı bölgelerde geleneksel olarak bazı mantarları toplayıp yerler. Yemeleri de gerekir çünkü beslenme açısından gerekli. Eğer yıllardır aynı mantarı toplayıp yiyorlarsa onlarda herhangi bir sakınca yok. Ha, bu demek değildir ki gene sakınca yok. Olabiliyor. Olabilir. Nedeni de şu... Bir, mantarlar radyasyonu ve ağır mineralleri bünyesine alabiliyor. Bu nedenle ağır mineral bulunan topraklarda yetişen mantarlar doğal olarak olabiliyor. Veyahut radyoaktif bölgelerde yetişen mantarlar da toksin etki yapabiliyor. İkincisi, biliyorsunuz bazı proteinler ve bazı enzimler bazı bünyelerde alerjik reaksiyon yapabiliyor. Mesela yani bu sadece mantarda değil, çilek yiyenlerde veyahut yumurta yiyenlerde alerji veyahut olabiliyor. Ağrı soktuğunda veya işte diyelim ki batla yediğinde alerji olabiliyor. Olabilir. Tabii işte mantarlarda da ki proteinler veyahut enzimler bazı kişilerde alerjik reaksiyon yapabilir. Bunu da önlemek için şunu yapmak lazım bence. İnsanların ilk tanıştığı besini hemen bol miktarda tüketmeden bir test etmesinde yarar var. Peki hocam. Şimdi mantarları konuşmaya, tıbbi mantarları konuşmaya elbette ki devam edeceğiz. Ama hep söylüyoruz, bu coğrafyanın zenginliği, bereketi her zaman ekranlara Ahmet Yamaç'la birlikte yansıyor. Ahmet Yamaç bugün Aydın Nazilli'de Hamzalı Köyü'nde. Malum Ege deyince aklımıza Ege'nin otları geliyor. Peki otların,
toplanma süreci, pazarda satış süreci nasıl gerçekleştirilmiş? Bölge halkı ile birlikte ortak olalım ve Ahmet Yamacı izleyelim. Sonra tekrar buradayız. Ege mutfağı deyince hepimizin bildiği gibi otları meşhurdur. Arap saçığı, Şevketi Bostan, radika, ısırgan, turp otu, cibez, kuzu kulağı bölgede en çok tüketilen bitkiler arasında. Günümüzde artık bu otlara büyük şehirlerimizdeki organik pazarlarda da rastlamak mümkün. Ege otlarıyla çok farklı şekilde tarifler hazırlayabilirsiniz. Salata, kavurma, börek, dolma ya da çorbaları yapılarak tüketilebiliyorlar. Biz bugün Aydın Nazilli'ye geldik, Hamzallı Köyü'nde. Biz burada Ege otları nasıl toplanıyor ve nasıl pazara hazırlanıyor onları öğreneceğiz. Bunun için de Razi ablamızın yanına gidiyorum. İşte Ege otlarının serüveni sizlerle. Raziye teyzeciğim, kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Elhamdülillah, iyiyim. Sen de iyisin. Valla ben de çok iyiyim. Hele ki bu güzel havada, bu mevsimde çok iyi oldum valla. Burada hangi otlar var? Hangilerini yetiştiriyorsun sen burada? Burada şimdi turp otu çıkıyor, ısırgan çıkıyor, ebgümeci çıkıyor, lale otu çıkıyor. Bunları yetiştirmesi nasıl oluyor? Ne zaman ekiyorsun, ne zaman topluyorsun? Bu ekilmez. Kendi mevsimi geldi mi çıkar. Kendi kendine? Kendi kendine çıkar. Turp otu çıkar, ısırgan çıkar, ebgümeç çıkar. Kış geldi mi kendi kendine çıkar onlar. Vallahi ne kadar güzel işte. Doğanın bereketinin buradan karşılığını alıyoruz. Aynı. Peki biz burada geldik, neler yapacağız bu bahçede? Şimdi geldik, turp otu yapacağız, ısırgan yapacağız, ebgümeci yapacağız. Birlikte toplayalım mı? Toplayalım. Bu turp otu. Bunu sepete koy. Turp otunu kökünden keseceğiz. Hı. Mesela hangisini keseyim ben? Onu kes, onu kes. Şurada var bir tane. Ha, onu git. Kökünden, kökünden. Hop, kestim. Silk, silk. Toprağı silk. Şimdi biz bunları ne zaman toplamaya başladık? Hangi mevsimde? Kasım'da. Kasım'da başladık. Ne zamana kadar toplayacağız? Böyle ne zaman dikiliyor? Mart. Nisan'a kadar oluğu bunlar. Nisan'a kadar? Isırganla olsun, turp otu olsun oluğu. Bunların mevsimi bitti. Otların. Hı. Otlardan sonra sırada ne oluyor? Patlıcan biber dikiyoruz. Domates dikiyoruz. Mevsimine göre. Fasulye. Yılın 12 ayı ürün alıyor musunuz buradan? Hemen hemen almasak da 8-10 ay alıyoruz. 8-10 ay. Hı. Yani sen bahçeye yılın neredeyse 365 günü geleceksin. Hemen hemen. Oh. Bu biraz karışık oldu ama. Olsun olsun. Isırgandan beraber. Bu taraftakiler oldu. Biraz da yan tarafa geçelim mi? Geç. Geç. Burada da ısırganlar geç, var. Geç var. Var. Hop. Yap. En de ısırganlar yap. Şunlar ısırgan. Ha. Kökünden. Değir değir belki öğlene. Dibinden. Dibinden. Ha. Kök olmasın olsun. Ver Raziye teyzeciğim onları. Sen bu bahçeden ne zamandır ürün alıyorsun? Kaç senedir ürün alıyorsun? 10 senedir alıyorum. Nasıl başladın bu bahçeyi ekmeye? Yani satın mı aldınız burasını? Miras mı kaldı? Nasıl oldu o işler? Mirastı kaldı. Satın da aldık. İkinci, biz 9 kardeşiz. 6 dönüm burası. Herkes 500 metre değdi. İsteyen sattı, istemeyen satmadı. Biz 5 kişinin hissesini aldık. 5 kişinin hissesini aldık. Bir kendimizin, 4 kişinin kendini aldık. Diğerleri, biri kardeşim de duruyor ablamda. Üçü de bir kardeşim de. 9 payı ya. 9 payını evet. Ha, o zaman 10 mu oluyor? O zaman benim 5 mi hisse 4 mü? 4 seninkiyle beraber 5 etti. Ha, 5. Peki 6, 5 hisseyle birlikte. 7, 8, 9 doğru. 9 doğru. Doğru. Nereden esinlendiniz siz bu bahçede bir şeyler üretmeye? Yani başka işler yaptınız mı öncesinde? Yaptık, neler yaptınız? Her şeyi yaptık çocuğum. Çiftçilik yaptık, pamuk ektik. Ondan sonucum şoförlük yaptı amcam, bakkalcılık yaptı. En son bundu bulduk. Şimdi biz bunları topladık. Çantamızı doldurduk. Biz bunları ne yapacağız? Pazarda satacağız. Pazarda satacağız. Ha, akşam bunları temizlerim, bağ bağ yaparım. Tertemiz yıkarım. Koyarım çantama pazara. Pazarda satıyorsun. O zaman biraz daha toplayalım. Toplayalım. Bugünkü hasadımızı yapalım. Ondan sonra pazara devam edeceğiz. İnşallah. Çalışmaya devam. Pazar geleceksiniz. Aynen öyle.
yerinden kes. Ende turfotu. Tamam. Yavaş yavaş gidelim. Öyle ilerle. Hoppa. Bak. Başka mandalya nerede var? Mandalya dibinde ısırganlar çok güzel. Evet. Onları yapalım. Razi ablacığım günaydın. Günaydın, hoş alayım geldiniz. Ben şöyle? Al hat bakalım, al hat bakalım. Valla bayağı ağır olmuş bu, benden sonra bayağı çalışmışsın sen. Çalıştık, çalıştık. Ne her var şey bunun içinde şimdi? Turpot var, ısırgan var, ebigümeci var. Hepsinden var yani. Hepsinden var. Şimdi biz pazara geldik. Pazar her gün kuruluyor mu burada? Hangi günler var? Pazar, perşembe gün çok büyük pazar olur. Çok büyük. Bugün herkes burada yani. Bugün herkes burada, her taraftan geliyle. Her köylerden. Peki sen her gün geliyor musun yoksa haftada bir mi geliyorsun haftada buraya? Haftada iki gün pazarım mı? Haftada iki gün? İki gün. Çarşamba, perşembe. Çarşamba ve perşembe. Ha, iki gün pazarım mı? Diğer günlerde de hep pazar kurulur. Bir cuma gün kurulmaz. Cuma günü dışında bir her gün pazar cuma gün var. Kurulmaz. Her gün pazar kurulur. Taraf taraf. Vallahi tezgaha da geldik. Tezgahımız burası. Amcamız hazırlamış herhalde bizden önce. Ha. Biz de hazırladı. Son malzemeleri geçirdik. Tamam. Şöyle ben önden geçeyim. Geç. Hop. O tarafa. Ah. Sen de gel böyle. Tamam. Bunları da koyalım artık tezgahımıza. Tamam. Tezgahımıza geldik artık. Ürünlerimizi yerleştireceğiz tezgahımıza ve satışlarımıza başlayacağız. Yerleştirelim mi ablacığım bunları yerlerine? Yerleştirelim. Al gel bakalım. Bunları şurada, şöyle. Şurada her şey koy. Bunu nereye? Bunu da onun yanını koyalım. Tamam. Hah. Bunu da böyle koyduk. Turpotu. Onu da koyalım. Hop. Isırgan. Vallahi tamam. Isırganların hepsi pırıl pırıl, tazecik. Ha. Tamam. Tamam mı? Bu tamam, dursuz o zaman. Tamam, dursun varsın. Önemli değil. Onu sattıktan sonra koyacağız. Ha, tamam. Ya o zaman oturalım. Satışlarımıza oturalım. Başlayalım ufaktan. Başlayalım hadi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi bismillah. Hayırlı olsun. Bismillah. Dün bizim topladıklarımızdan başka ürünler de var. Tabii tabii. Onlar soğan neler? Soğan var, pancar var, marul var, ıspanak. Hep bunlar dün o da sizi toplanmadı. Bu pazara sen kaç senedir geliyorsun ablacığım? 20-25 senedir geliyoruz. 20-25 senedir. Hey maşallah. Aynı. Çocuklar ne durumda? Kaç çocuk var sizde? 7 tane çocuğum var. Hey maşallah. 6 tanesi evlendi. 3 oğlan 3 kız. Çok şükür. 7 tane çocuğu bu tezgahtan evlendirdiniz. Evlendirdik çok şükür. Çalışıyor kana. Vallahi. Çalışıyor kana evlendirdik. 7 tane. Şimdi biz bunları yaptık, getirdik, satıyoruz. Satıyoruz. Pek çok kişi alacak. Özellikle ben bizim topladığımız otları merak ediyorum. Bunlarla ne yapılır? Bunlarla ısırgandan börek çörek yaparsın. Kavurma yaparsın. Doğrarsın ona. Yıka doğrarsın. İçine de pırası koyarsın, çökülek koyarsın. Onu bir hamurun arı yerini koysun, ocakta saçlı pişirirsin. Of tadından yenmez valla. Saçlı bitirirsin, aynı. Peki. Turpotu kavurulu, turşusu yapılı. Turşusu mu? İlk defa turşusu mıydı? Yapılı. Oradan ebigümeşte sarması yapılı, kavurması yapılı. Isırgan otlarıyla muhteşem lezzetlerin tadına bakmak için Razi ablamızın bu küçük tezgahını bulmanız gerekiyor. Aydın Nazilli Pazarı'nda. Caminin hemen köşesinde. Doğru değil mi? Doğru. Teyzeciğim kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldin buyurun. Bir tane yeşil soğan alayım. Heh, al bakalım. İki tane maydanoz alayım teyzeciğim. Al. Buyurun. Allah müşteriler de bir yandan geliyorlar. Aynen. Bereketli olacak inşallah. İnşallah. Burkuli. Tamam. 25 yete. Al 5 lira hatta. Poşeti de açayım ben. Buna mı? Al onları, gel dönme. Yerli malı, köylü malı. Kendimiz topladık vallahi. Allah bereket Allah versin. Bereket siz versin. Ne istersiniz efendim? Ben daha ne alacağım? Al, al. Ne güzel. Samet. Harika otlarımız var. Buyurun, otu. Buyurun. Ot bu da ikincisi. Al gel. Dün kendim topladım vallahi. Ha, Allah bereket versin. Afiyet olsun. Ablacığım iyi. Bugün güzel başladı, güzel bereketli başladı galiba. Öyle oldu, çok güzel. Vallahi hareketli. Ne güzel. Pazarımız hareketli değil. Maşallah, güzel maşallah. Akşam kadar hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey kalmayacak, kalmaz. Bitireceğiz hepsini. Bitiriyoruz. Ağzına sağlık. Biz bugün Aydın Nazilli'deydik ve Razi ablamla birlikte önce bu otları topladık, Ege'nin o muhteşem lezzetli otlarını. Ardından da pazara gelip satmaya başladık. Başka bir günde, başka bir konuyla yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Ahmet Yamaç çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık ama en önemli teşekkür aslında Anadolu'nun güçlü hanımefendisi Raziye teyzeye. 7 çocuğunun
Ege'de o pazarda otları satarak aslında büyütmüş, yetiştirmiş. Memlekete faydalı evlatlar yetiştirmiş. Ellerinden öpüyoruz Raziye teyzeciğim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hocam çok fazla soru geliyor. Şimdi mi Nevzat hocam? Yani mantarın profesörü Mehmet hocam burada olunca haliyle siz kıymetli izleyicilerimizden de çok soru gelmeye başladı. Teşekkür ederiz. Mehmet hocam Kahramanmaraş Afşin Binboğa dağlarından Mehmet Emin Özberk bize bir fotoğraf göndermiş hocam. Elinde tuttuğu o bir öncekine dönebilir miyiz? Elinde tuttuğu mantar ne hocam? Şimdi bu mantar Calvetia türü dediğimiz top mantarı veyahut daha büyük. Bunların mesela 15-20 kiloya kadar olan çeşitleri de var. Genellikle soğuk bölgelerde, hı? Hatta Sibirya'da dediğim gibi 15-20 kiloya kadar ulaşabiliyor. Yenilebilir şimdi mi bu? Şimdi yemeklik olarak, hı? Eğer Calvetia, Gigantea ise, hı? Yenilebilir tazeleri. Evet. Büftek mantarı diye de geçer. Kesip yiyebilirsiniz ama bazı aynı şeyin ailenin değişik şeyleri var. Lezzetli olmayan türleri var bunların. Yani ona dikkat etmeleri lazım ama herhangi bir toksit etkisi olan bir mantar değil. Hatta bunun daha küçükleri de şeylerde doğada bulunabiliyor. Onlara da puf mantarı. Veyahut glomus diye, hı-hı, puf mantarı diye. Hatta bazen vurduğunuz zaman sporlarını atarlar. Geçtiği zaman bu da pek lezzetli olmaz. Ama tazeyken yenilebilen bir mantar. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Bir sonrakine geçelim. Mehmet Tekeci Konya'dan göndermiş hocam ve sorusuyla beraber aslında bu fotoğrafı bize aktarmış. Kav mantarı. Şimdi kav yenir mantarı mi? Yıllardır çakmak ve kibrit olmadan önce çakmak taşıyla ateş yakılan, kurutulup ateş yakılamıyor. Kav zaten oradan, şey, geliyor. Oradan geliyor. Şimdi bu da tıbbi niteliği olan bir mantar. Hı hı. Yenmiyor. Sert yapılı olmasından dolayı yenmeyen bir mantar. Yeseniz bile mesela şöyle diyeyim, rişiyi yeseniz bile sindirim sistemi tarafından sindirilemiyor. Bu nedenle mutlaka kaynatılıp hücre duvarları patlatılacak. Hücreler içerisindeki usare suya geçecek. Onu kullanacaksınız. Peki. Hocam böyle süremin sonlarına doğru geliyorum. Biraz hızlı hızlı gitmek istiyorum. Çünkü hem çok fazla soru geldi hem de benim sorularım da var. Zira mutlaka tıbbi mantar yetiştiriciliği yapmak isteyenler de şu an bizi dinliyorlar. Onların püf noktalarını da almak istiyorum sizden. Hayırlı sabahlar. Ben kültür mantarını çiğ yemeyi daha çok seviyorum. Acaba bir zararı var mı diyor. Şimdi şöyle genellikle kültür mantarı ve İstiridye mantarı, yani daha doğrusu mantarların hemen hepsini pişirerek yemekte yarar var. Çünkü bazı toksinler olabiliyor içerisinde. Yani şöyle, mesela Agaricus bisporus içerisinde beyaz şapkalı mantar, kültür mantarında agarikin denilen bir madde var. Mutlaka pişirilerek yemekte yarar var. Ama çiğ yemeyi seviyorsa az miktarda yiyebilir. Peki. Ama sağlık açısından pişirilmesinde ve o proteinlerin parçalanmasında yarar var. Peki. Mangala da konup öyle pişirilebilir. Tabii mangala hatta hemen Nevzat hocamdan tarif geldi. İçerisine tuz ve tereyağı bir de peynir koydunuz mu? Doyum olmaz. O şu şekilde herhalde. Evet, evet. İçerisine bir miktar tereyağı koysunuz, üzerine de peynir koysunuz. Lezzetli olur. Vallahi hocam hiç sabah sabah dinlemem mi? Yerim yani. Ne kadar güzel tarif ettiniz. Evet. Peki. Şifa mesela olsun. Şiteke'de yapılan son çalışmalarda taze olarak veyahut yani çiğ olarak pişirilmeden, hı hı, yendiği zaman alerjik reaksiyonun bu yaptığına önemli dair ve onunla ilgili çalışmalar rastlıyoruz. Altını çizelim ne olursunuz. Her mantarı her biçimde tüketmek doğru değil. Yani genellikle pişirerek mantarı tüketmekte yarar var. Ve işin uzmanından bilgiyi almakta yarar var. Peki. Hayırlı günler. Tıbbi mantarlar konusunda sayın hocamıza sorum. Mantarlar kanser tedavisinde kullanılıyor mu? Tedarik etmek istesek Ziraat Fakültesinden temin edebilir miyiz? Ayrıca Kanlıca isimli mantarın faydası hakkında da bilgi almak istiyorum demiş. Hadi ilk soruyla başlayalım. Ben kültür mantarı temin etmek istiyorum ve yetiştirmek istiyorum. Nereden alabilirim? Anlamadım.
kültür tıbbi mantar yetiştirmek istiyorum. Ha, yetiştirme konusunda. Ha, şimdi, evet. Ziraat şöyle, fakültesinden alabilir miyiz diye sormuşlar şimdi hocam. Şimdi alabilirler. Bilgiyi alabilirler. Hatta yardımcı da olurlar. Tıbbi evet. mantarın kendisini alabilir mi? Ha, tıbbi mantarın kendisini oradan nereden bulabileceklerini şey yapabilirler. Yönlendirirler. Veyahut orada yönlendirirler. Efendim? Yönlendirirler. Tabii yönlendirirler. Yani şu an anladığım kadarıyla hocam ziraat fakültelerinde bunu temin söz konusu... Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor var. Zaten. Üretimle ilgili çalışmalar. Hı-hı. Ama fakülteler direkt üretim yapmadığı için, yani daha doğrusu ticari bir üretim yapmadığı için sadece araştırma çalışmaları ellerinde yeterli kadar olmayabilir. Evet. Ancak ticari firmalara yönlendirebilirler. Peki. Evet. Orada da şöyle yapalım. Mehmet Atmacı hocama her an ulaşabilirsiniz. Telefonu 7/24 açık, mutlaka bu konuda size destek verecektir. Peki hocam, şimdi gelelim. Yani biz neden özellikle tıbbi mantarlardan konuşuyoruz? Mikoterapi aslında bizim hayatımıza giren bir kavram bu. Evet. Mikoterapi böyle bir kısaca söyleseniz. Mikoterapi nedir? Şimdi mikoterapi mantarla terapi demektir. Hah. Mantar terapi. Şimdi buradan da şuna geleceğim hocam. Nasıl fitoterapi bitkiyle terapi ise. Apiterapi arı ürünleriyle. Arı ürünleri ise. Evet. Terapi ise bu da mikoterapi de mantarla, miko demek zaten mantar veya mikrobiyoloji evet. anlamına geliyor. Mantarla terapidir. Peki şimdi, hocam şimdi bu soruyu neden özellikle sordum? Şimdi bu başlığın altında hemen sizin çalışmalarınıza girmek istiyorum. Biraz önce söyledik. Sizin TÜBİTAK'la yaptığınız çalışma neticesinde Alzheimer hastaları üzerinde bir süreç yürüttünüz. Ve şimdi hani yok, çok... biz onun üretimiyle ilgili bir çalışma mantar yaptık. Mantar üretimiyle ilgili. Tabii, mantarın ıslah çalışmasını yaptık. Yani daha doğrusu şöyle, tek spor izolasyonuyla bunu melezleme yaptık ve daha kaliteli, daha verimli ve içerisindeki etkili maddelerin biraz daha yüksek olduğu... bir tür, yani aynı türün melezini peki. elde ettik. Şimdi hocam, yaptığınız, TÜBİTAK'la yaptığınız bu çalışma, hani dedik ya, Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılacağı söyleniyor. Evet. Şimdi ben onu öğrenmek istiyorum sizden. Şu insanlar pür dikkat dinliyorlar. Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta sizin yaptığınız bu çalışma neticesinde, siz mantarla ilgili yaptığınız evet. bu çalışmayı, diğer taraf zaten hekimlere tabii, ait. Tabii, bizi ilgilendirmiyor. O evet, yani bizim alanımız değil diyelim. Elbette ki hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Zira pek çok insan Alzheimer'ın pençesinde. İlaç üzerinden de herkes bir medet umuyor. Bu yaptığınız çalışma çok önemli olduğu için bunun altını çizelim. Evet. Şu an ne aşamada? Şimdi üretimini yapıyoruz. Hı-hı. Üretimini yapıp pazarlamasını yapıyoruz. Bunun bu mantarın. Ama şimdi şöyle, Türkiye'de mantar deyince ilk akla gelen biliyorsunuz zehir. Hı. Sabıkalı bir ürün mantar. Güzel, sabıkalı bir ürün, doğru. Sabıkalı bir ürün. Bu nedenle bunları anlatmak biraz zor olabiliyor insanlara. Veyahut işte mantar, mesela bize mantar üretimi için gelen, ben işte şu mantarı üreteceğim diyor. Aradan zaman geçiyor. Ben bunu nasıl satacağım diyor. Ben de diyorum ki sen diyorum günde veyahut haftada kaç kilo mantar alır yersin diyorum. Düşünür 15 günde bir veyahut ayda bir. Derim ki domatesi derim kaç kere yersin. Her gün yerim. Evet. Şimdi sen 15 günde bir ayda bir üretmek isteyen kişi ayda bir yerse bunu halka nasıl anlatacağız? Doğru. Yani önce tüketicinin bilinçlenmesi önce, tabii, gerekiyor. Tüketicinin bilinçlenmesi gerekiyor bu konuda. Ya yani bu sadece tıbbi mantarlarda değil, kültür mantarında da aynı. Tabii. Veyahut istiridye mantarında da aynı. Mesela biz istiridye mantarını 1994 yılında ticari olarak üretmeye başladığımızda götürürdük. Hatta şey olsun diye pazarlama açısından bunların renkleri vardır. Sarısı, kırmızısı, siyahı, beyazı, bunları ışıkla şey yapabiliyorsunuz, mesela bunu siyah veya beyaza dönüştürebiliyorsunuz. Diğerleri de gülün renkleri gibi. Mehmet hocam, şimdi ben tıbbi mantar yetiştirmek istiyorum. Evet. Tıpkı diğer mantarlar gibi. Ben bunu
Şu an Türkiye'de sağlayabiliyor muyum? Tıbbi mantar yetiştiriciliğinde devletin bana bir desteği var mı? Ne kadar bir alana ihtiyacım var? Üretim için neler gerekli? Şimdi şöyle, ben isterseniz kısaca bir üretimi lütfen anlatayım. Şimdi tıbbi mantarlar, beyaz şapkalı mantar gibi, istiridye mantarı gibi üretilen mantarlar değil. Neden derseniz, tıbbi mantarlar, yani daha doğrusu rişi olsun, herisium olsun, koriolus olsun veyahut auricularia olsun, besin ortamının sterilize edilmesi gerekiyor. Çünkü en geç gelişen bir mantarlar. Sterilizasyon içinde ya yüksek basınçlı otoklav dediğimiz düdüklü tencerelerin büyük şeklinde olanı, yani kabaca benzetme yapayım diye söyledim, veyahut da 100 derece civarında 10 saat bekletmek. Bu da bir maliyet demektir. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Steril koşul tabii gerekiyor. Steril ortamda aşılanması gerekiyor. Veyahut yetiştirme yerlerinin tıbbi nitelikli olduğu için biraz daha temiz olması gerekiyor. Şimdi küçük çaptaki bir işletme ekonomik bir işletme olmaz. Şimdi mesela rişiyi düşünelim. Rişi yaklaşık bir yılda vejetasyon süresini, yani ekiminden hasatına kadar süre geçiyor. Şimdi bir yıl aynı yeri, aynı miktar şeyi, aynı ısıda, aynı nemde muhafaza etmek ekonomik değil, küçük çapta. Aynı şey evde de aynı olabiliyor. Yani bunu deforme oluyor, yeterli nem veremezseniz, diyelim ki şey yapıyor, yeterli ısıyı vermezseniz mantarlarda deformasyon meydana gelebiliyor. Bu nedenle küçük çapta üretim pek hobi amaçlı yapabilirsiniz. Çünkü insanlar biliyorsunuz evlerinde balık yetiştirir, kuş yetiştirir. Ya mantar da yetiştirebilirsiniz. Bunu da belli aşılanmasını veyahut şeyini eğer biliyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Veyahut da aşılanmış olarak hazır kit şeklinde alabilirsiniz. Dediğim gibi uzun sürede yetişmesi evde hobi olarak yetiştirilmesinin önünde bir engel. Ama Agaricus bisporus olsun veyahut istiridye mantarının değişik variyeteleri olsun, bunları şey yapabilirsiniz. Evde yetiştirmek mümkün. Çünkü bunlar genellikle 45 günde vejetasyon süresini tamamlayan, yani ekimden hasat olgunluğuna gelene kadar 45 gün gibi bir zaman gerekir. Peki Mehmet Hocam, Türkiye'de tıbbi mantarların pazarı ne durumda? Çünkü en önemlisi aslında ürün yetiştiriyorsak pazar. Evet, tabii en önemlisi pazar zaten. Şimdi biraz önce dedim ya, gelenler ben rişi yetiştireceğim diye geliyor. Ben de diyorum ki pazar bulabilecek misin? Pazar bulabilirsen yardımcı olalım diyorum. Diyor ben üreteyim sana. Ben de diyorum kardeşim ben üretemiyor muyum? Tamam ya, dışarıya açılmış olsan, şey yapmış olsan, ihracat kapasitesine veyahut diyelim ki mümkün olmuş olsa şey yapabilirsin, ona girebilirsin ama. Peki hocam, sizin öngörünüz ne? Ben şimdi onu merak ettim. Yani yıllarınızı mantara verdiniz, özellikle tıbbi mantarlara verdiniz. Dünyada bu kadar yaygın kullanılıyor, işte geleneksel tıpta, alternatif tıpta. Peki biz Türkiye'de tıbbi mantar noktasında bir adım daha öne gidebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi şöyle, öncelikle bir ürünü satabilmek için önce halkın tüketmesi gerekiyor. Neden? Mesela bakın, şu anda beyaz şapkalı mantarı bile büyük çapta ihraç edemiyorsunuz. Nedeni de dünya ortalaması kişi başına düşen bu 80 yıllarında 2,5 kiloyken Türkiye'de 500 gramdı. Yani dünya ortalaması... Şimdi ne kadar? Tabii o. 500 gram. O 500 gramdı. Şimdi dışarıdan mesela bizi arıyorlar. Diyorlar ben 20 ton şey istiyorum. Nasıl diyeyim? Şiteke istiyorum. Şimdi 20 ton şitekeyi gönderebilirsiniz. Nasıl? Günde 2 10 ton mantar üretirseniz şiteke, evet, 2 günü birleştirir gönderirsiniz. Ama Türkiye'de satamadıktan sonra onu, ben de diyorum ki işte her gün isteyin 20 ton gönderelim. Ama 20 gün, ben 18 günü kime satacağım Türkiye'de? Evet. Yani Türkiye'de mesela şitekenin hemen hemen tüketimi 500 kiloyu günde geçmez. Türkiye, bütün Türkiye'de. Tıbbi amaçlı kullanabilmek için önce Sağlık Bakanlığı'ndaki alternatif tıpla uğraşan hocalarımızın ilgi
duyması gerekiyor tabii. Bence. Etken maddeleriyle Alzheimer'ı ve benzeri hastalıkları. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın böyle çalışmaları tabii. Var. Mesela şöyle genellikle büyük bir çoğunluk Çin'de ve Endonezya'da şeyde yapılıyor. Bu tıbbi mantarların üretimi. Niye? Çünkü bizdeki gibi değil. Büyük çapta üretim yaptıkları için ekstresini alıp kanser yapan ilacı yapan firmalara satılıyor. Etkili maddelerini veriyorlar. Şimdi ben diyelim günde 10 kilo 20 kilo rişi üretip de etken maddesini almaya kalkarsam evet. Mümkün olmuyor. Evet. Mehmet Hocam yine sorulardan bir tanesi önemli bir soru, bunu da soralım. Programınızı severek izliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Karadeniz'de çok fazla, siz de söylediniz. Karadeniz bölgesinde çok fazla mantar türü var. Zehirli olup olmadığını da bilmiyoruz ama topluyoruz. Hangi laboratuvarlarda bunun analizini yaptırabiliriz? Şimdi hangi laboratuvarlarda? Genellikle ziraat fakültelerine gidip veyahut fen fakültelerine tarım gidip... Tarım Bakanlığı'nın da laboratuvarları var. Tarım Bakanlığı ama o şimdi içerisindeki enzimleri analiz etmek biraz zor olabilir. Oralarda özellikle fen fakültelerinde de teşhis ettirebilirler. Çünkü fen fakülteleri artık bu konuda bayağı bilimsel çalışmalar yapıp koleksiyonlar yapıyorlar. Evet, şimdi zehirli mi, hangi mantarların zehirli, yani dediğim gibi o bölgede rahatça yenilebilen mantarlar varsa bakıp o mantarları yiyebilirler. Ama farklı bir mantarı ben bunu da yerim derlerse biraz zor olur. Bu tür şeyler genellikle misel yapısına bakarak, spor yapısına bakarak teşhisi mümkün olur. Mesela şunu diyeyim, kuzu göbeği dediğimiz bir mantar var. Türkiye'de bol miktarda üretilen, doğadan toplanan, ihraç edilen, yenilen çok lezzetli bir mantar. Peki. Şimdi bunun bir de kuzu göbeği ebesi diye pazarlarda da satılan Gigantea diye bir mantar var. Yani, o mantar ne yapıyor? O mantar da toksit etki yapıyor. Hmm. Zehirlenme oluyor. Evet. Öyle diyelim. Zehirlenme diyelim. Zehirlenme ediyor, ediyor ve bir de şöyle hemen fark etmiyorsunuz. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra kalp yetmezliğinden veyahut karaciğer yetmezliğinden. Mehmet Hocam aslında konuşacağımız tabii çok şey var ama ben bütün bu konuşmalardan şunu anlıyorum ki evet, tıbbi mantar noktasında Türkiye adım adım ilerliyor ama henüz istediğimiz yerde değiliz. Ve benim bu programdan çıktığım şu olsun, ne olursunuz ama ne olursunuz çok dikkatli olun. Evet tabii. Doğa bize şifayı sunuyor ama biz bu şifayı kendimize zarara çevirmeyelim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, var olun. İyi ki geldiniz. Yine bekliyoruz hocam. Tamam. Şimdi bir reklam arası, ardından buradayız. Efendim bizler bugün bu toprağın sesinde tıbbi ve aromatik mantarları konuştuk. Zira hem geleneksel hem de tamamlayıcı tıpta oldukça fazlasıyla kullanılıyor ve Türkiye'de adım adım bu konuda ilerliyor. Umarım bereketli bir yayın olmuştur. Bizden hemen sonra Alişan'la Hayata Gülümse dop dolu içeriğiyle yayın hayatımıza devam edeceğiz. Peki bizler yarın sabah 8.45'te sizinle yeniden buluşmak ve bu toprağın sesi olmak için burada olacağız. İyilikler olsun. Thank you.